Oktay, sen Hazreti Mesih İsa Aleyhisselam'ın dış görünümünü anlat, yavaş İnşallah. yavaş güzelce oku ki Mesih zuhur ettiğinde kardeşlerimiz aynısıymış, tarif edildiğim gibiymiş desinler inşallah. İnşallah. O güzeller güzeli hakkında hadislerden derlenmiş bu açıklamaları yap. İnşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam inşallah gri gözlüdür. Keskin bakışlıdır. Ahmet bin Hanbel'in kaynaklarından bir rivayet edilen bir hadis inşallah. Yüzü hafif çillidir. Altın rengine bakan kestane rengi saçlıdır. Sakalı da aynı renktedir. Saçları saçını taramış ve sanki saçından su damlıyor gibi. Taberani'nin kebirinde ıslak görünümlüdür. Bakımlı, hafif dalgalıdır. Ne dümdüz ne de aşırı kıvırcık. Kulak memesini kapatmakla beraber yanlardan omuzlara inmeyen fakat enseden iki kürek kemiği arasına değer vaziyette aşağıya sarkık şekildedir. Saçlarının kulaklarına kadar olan bölümü düz, aşağı kısmı dalgalıdır. Uzuna yakın orta boyludur. Müslim'den bu nakledilmiş. Sahih-i Müslim. Evet, Hadis Sahih-i kitabı, Müslim'den hadis evet. kitabı. Geniş omuzlu, ince bellidir. Yüzü dupduru ve pırıl pırıldır. Sanki hamamdan yeni çıkmışçasına al çehrelidir. Yüzü hem ağırbaşlı hem canlıdır. Ağzı burnu kusursuz güzelliktedir. Alnı düzgün ve temizdir. Sık sakallıdır. Küçük ve güzel burunludur. Gözleri ateş gibi parlaktır. Yüzü kırmızıya çalar beyaz renklidir. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır. Görünüşü kibar ve hoşnuttur. Atletik yapılıdır. Kibar ve uzun parmaklı, mükemmel şekilli elleri vardır. Çevik ve güçlüdür. Ona bakanlar doyamazdı. Dikkatlerini de ondan çevirmek istemezlerdi. İnşallah. Maşallah, Maşallah. maşallah. En Maşallah. az, en fazla bir 10-15 yılı kaldı. İnşallah, İnşallah hocam. inşallah, Elhamdülillah. inşallah. 2000 yıl önce zamanın dışına çıktı. Zamanın ve mekanın dışına çıktı. 2000 yıl sonra zamanın ve mekanın içine geri girecek. Ona belki bir saniye gibi gelecek. İnşallah. Göz açıp kapama kadar. Rabbin katında diyor Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sınırın 1000 yıl, yani sizden saydığınız 1000 yıl Gibidir. Allah katında bir gün İnşallah. gibidir.